İçimi dolduran bir dünya aşk olur. Gözlerin gözlerim edince sesini duymasam her rüya dert olur. Ellerin ellerimden gidince güneşi al benden, geceyi al olur. Hayalim düşlerime doğunca geçmişim ol benim, gelecek aşk olur. Yüreğim yüreğimi bulunca ki ben seni, tarifi yok hiçbir dilde. Dünyanın en mutlu insanı yaptın beni, en kötü günümde bile. Öyle sevdim ki ben seni, tarifi yok hiçbir dilde. Dünyanın en mutlu insanı yaptın beni, en kötü günümde bile. Seninle biz ikimiz mutluluğun resmiyiz. İki hayatımdasın. İki kişilik bir aşıklar şehriyiz. Bir ömür benimle yaşlanır mısın? Kendimi terk ederim, seni yarım bırakmam. Dört yanı aşk dolu yolumsun benim. Her saat, her dakika, her saniye kalbimdesin. Sen gözlerimin son adresisin. Kendimi terk ederim, seni yarım bırakmam. Dört yanı aşk dolu yolumsun benim. Her saat, her dakika, her saniye kalbimdesin. Sen gözlerimin son adresisin. Şey biraz kader, sen de benim kaderim oldun. Yanında uyandım her sabah, kollarında bir daha doğdum. Aşk dediğin şey biraz kader, sen de benim kaderim oldun. Yanında uyandım her sabah, kollarında bir daha doğdum. Seninle biz ikimiz mutluluğun resmiyiz. İki hayatımdasın. İki kişilik bir aşıklar şehriyiz. Bir ömür benimle yaşlanır mısın?
kendimi terk ederim, seni yarım bırakmam. Dört yanı aşk olur, yolumsun bilin. Her saat, her dakika, her saniye kalbimdesin. Sen gözlerimin son adresisin. Kendimi terk ederim, seni yarım bırakmam. Dört yanı aşk dolu, yolumsun benim. Her saat, her dakika, her saniye kalbimdesin. Sen gözlerimin son adresisin. Yar anlatmaya dilim varmaz güzelliğini. Sen biraz mahcup, pek utangaç şu hallerini. Yazdığın son şarkı senin eserin olsun. Başkasına düşerse şu gönlüm. Kalite kokuyor her yerden, marka gibi harmaniden. Güzellerin şarkıları bunlar, krallar, sultanlar, paşalar. Bugün düğünümüz komuyor, herkesin dilinden düşmüyor. Bütün sosyete alemi, soyumuzu sopumuzu konuşuyor. Bugün düğünümüz oluyor, herkesin dilinden düşmüyor. Bütün sosyete alemi, soyumuzu sopumuzu konuşuyor. Kalite kokuyor her yerde, marka gibi harmanide. Sultanlar, paşalar, kalite kokuyor her yerde. Marka gibi harmanide. Güzellerin şarkıları bunlar. Krallar, sultanlar, paşalar. Yalnızlıktan ne tüm çabuk sevim. Sen hep yandasın.
Oh,
Ederim. Senin adınla uyandım bu Güzellerin hayatı yok artık.
Hi, Jack!
Osman'dan mı biraz aldı? Gelmiyor mu karşıda bu kattan? Ne yapalım? Ne yapalım? Şekerim de. Ya, bu ne ki?
Hasan'ın kızının Miremi, bizim kayınçoya Nazife Pangala münasip gördük gelin denizimize. İyi tamam, hoş geldiniz ama bir cigara varsa gayesi yaparım. Cigara var mı? Bizim damat olacak. İşi var mı? Ne iş yapayım? Ahası babası. Ne iş yapıyorlar? İş altlarda iş değilsin. Babasında fabrika var. Ne fabrikası? Okumuş çocuğumuz.
Hadi o. Nerede? Allah bir yastık kocası. Memnun sağlık. Aldık ha komşular aldık, Mirem'i denize aldık, düşmanları çatlattık, yılın bombasını patlattık. Küpeleri ve Mayko başta. Küpeleri mi? Haydi. Çıkaralım küpeleri. Dedi abla her şey. Bunları. Tüm ziyan oldu ki her şeyi de artık dedim ama sen. İndir onlar, koş kendine ama görünce aşık oldum. Çok güzel kızım var yavrum, yavrum var. Bu küpelerini kaldırayım onu evde kaldırayım, tamam. Tavuk buldum, bundan aldım, bangalım buldum. Kimisi? İyi mi yine? Ay çok güzel. Demin ne güzel taktım hiç acımadı, değil mi? Yavaş çikolata parçası.
Dubai, Dubai,
gelmesi lazım. Ben şimdi gelmeyeceğim. Bu. Evet, hani yengen bu bir güzel. Bu. Sabriye, orada iğne var kızım. Ne taraf? Aşağıda, en aşağıda bir kara iplikte. Bir türlü açma Sabriye, ters açma. Buldum, buldum. Herkese böyle
patladı. Yılın bombasını patladı. Aldı da komşular aldı. Son evimizi aldı. Düşmanları çatladı. Yılın bombasını
Çatır, 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 ç
Çekil darmanın düzü var şimdi yani. Ama hocam lan gireriz şey yapalım. Altımızda geleceğim ben. Aa, pek arkadaş. Geleceğim bak. Güzel hoca, hadi. Gün battı. Söyledim ki. Вот несколько полет тут на ресторан где. Эле ты разом обвелила сатыш билет. Не бендер уж агенджи я. Э. Сейчас франча деньги. Я надо. Ну как поворот тут. Я не бендер. Я выйду, гетсен себе бушейди. Я пила кона де мек. Я машина алып келиш. Гидип келиш алдык. Зерде биз. Гелиндер ама сапсын деңди дисе. Инде Bugün de. Bugün de gösterir ki kalayım burada. Onu değil, kaldım. Ben şey Alman pastası var. Gelsene Michael. Az önce. Sen buradasınız. Güle beyin. Ne yapalım ya? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne oldu? Hadi, çıkalım. Gel alalım, gel alalım.
kaldı. Kız kaldı. Ortaya geç. Ortaya geç. Kız kaldı. Şimdi ben sayayım. Yapmaz. Sağlık mı? Yarısı seni aman, biz köpek seni. Tuzlu su, şirin yeri, kaldırmamayı
Altın başlarının çatmaya 28 euro var, şimdi oldu 45 euro. Düştüm abi. Haberdeniz. 2000 euro taksit. Zarar etti. Hayat içerisinde bu parayı azar azar ama vermen lazım. 28 tıpaçı. Hani bir günlük, bir günlük, bir kerelik de karlılık yaptıysa zarar, Allah'a götürmesin. Bundan sonra ayrılmak mayrılmak da olsa bu altınlar hani takmış olan onun değil onlar. Bu söz verdiğim para onun. Anlayabildin mi? Şimdi bu takıları takmışsınız hani. Eğer değerli ben bunları isteyeyim. Bunlar benim Bekir'im olsun. Allah'a göstermesin öyle bir ayrılık mayrılık olursa o şeyler onun olacağı. İnşallah öyle bir şey olmaz. Ama şimdi ne burada sorularsa ayrılık oldu mu sonra kavga çıkmasın arada değil bu şeyler. O 2000 euro onun şeyi bunlar gene değil o. Anlayabildin mi? Tarihi de yazdık. Tamam. Allah'tan bir mani olalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amen Resulü bima unzile ileyhi min Rabbihi vel mukminun. كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم. Şeytanlar yok oldu, etrafında güzel kaldı. Sakin, huzurlu. Elhamdülillah. Şimdi ikimizden Müslümanız değil mi? Gelin mi görmüşsün? Aramızda bir engel yok. Süt kardeş falan öyle bir şey yok aramızda. Şimdi tövbe sefer geçirdik mi? Geçmiş günahlar için. Yani yürüyecek olası için geçmiş günahlar için. Sefer baksın günahlar için. Evet. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el azim, el kerim, ellezî lâ ilâhe illâ hu. Vel hayyel kayyûm ve etûbî ileyh. Ve eselhu tevbete vel mağfirete vel hidayete lenâ innehu kuvvet-tevvâb-ı rahîm.
Tevbete abdin zalimine nefsiki la yemliku li nefsiki mevta ve la hayata ve la nuşura. Amentu billahi bima ca'e min indillahi muradillahi mucmelen ve mufessele. Amentu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusuluhi. Ve liyevmin ahiri ve bil kaderihi hayrihi ve şerrihi min Allahu Teala vel ba'su ba'del mevt. Hakkun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Aşk ile bir daha hakkun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Şeytanın laneti için bir daha hakkun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu ve habibuhu. Ya Rabbi, sana inanmanın, imanın şartı 6 tane şart. Birincisi Allah'a inanmak. İkincisi meleklerine inanmak. Üçüncüsü peygamberlere inanmak. Dördüncüsü kitaplara inanmak. Beşincisi kader ve kazaya, her şeyin Allah'tan geldiğine inanmak. Bu evliliğimiz kaderimizin içerisinde varmış. Daha analarında yazılmış sizin. Birleşmeniz ta Allah-u Teala bunu Lefh-i Mahfuz'da yazmış. Altıncısı da öbür dünyaya inanmak. Ahirete inanmak. Ve bu altı imanından dolayı ya Rabbi ben küçüklüğümden bu çağa gelinceye dek benim ellerim, dilim, düşüncelerim ve diğer tüm uzuvlarımdan hata, isyan, kovuculuk, asılı büyük ve küçük benim bildiğim ve bazı zaman zamandan yaptığım davranışlar. Ben bütün günahlarımdan hepsinden buradan yürekten hem ağzımla tövbe ettim, hem canı yürekten içtenlikle pişman oldum. Ya Rabbi, ben pişmanım. Bütün yaptığım günahlara tövbemi kabul et, bizleri affet, bizleri kulluğuna kabul et ya Rabbi. Amin. Senin merhametin çok büyüktür. Evet, tövbe istiğfarımızı ettik. Şimdi de kısacası nikahın şartlarını da alalım. Kısa kısa. Evlilik ta Adem Aleyhisselam'dan başlıyor. Kimin emriydi? Kim demiş evlenin? Allah diye evlenin. Evlenin. Allah sizden değil sizlere güneş yarattı. Adem'in kabilesinden ona Havva'yı yarattı. Çünkü Adem yalnız kalayı Havva yoksa Havva geldi bir güneşiyle bir bütün oluyor. Kadın da yarısı erkek yarısı. Bunların ikisi birleşti mi bir bütün bir şey çıkıyor. O zaman insan tam olur. Zaten o yüzden de dinimizde ne deniyor? Bir insan evlendi mi dinin yarısını tamamlamıştır. Yarısını tamamlamıştır. Evlilik hem Allah'ın emri hem peygamberimizin sünneti hem de ulemamızın görüşü. Adem Aleyhisselam'dan başlayan bu evlilik günümüze kadar da devam etmekte de sürdürmektedir. Evet. En önemli haklardan bir tanesi kadının mehiri. Bu ne? Biraz önce mehiri o yüzden size sordum. Çünkü Allah-u Teala sözü verin kadınların mehirlerini. Artık kadın derse ben istemem mehirsiz edeceğim. O ayrı bir konu. Yahut da derse ben bu kadar istedim. Anlaşmalıdır. Vay. İki çeşit mehir var. Birisi peşin olarak, birisi de taksit. Sizin şu andaki yok. Çünkü sorunun içerisinde var. Bu para kızın başlık parası değil. Hani başlık para, anaya babaya değil. Bu para turşunun parası. Bu bir çeşit onun şeyi. En az 6 aylık yemek içmek dediğim gibi aşağı yukarıda dengeli. İki de ne bileyim 6 aylık yemek içmek. Ortalama bir şey değil. Bir kişiye varsa. Evet. Başka hakları nedir? Kadının hakkı dendirir ki. Onu düğmeler. Ona üstünde tutmak. Ona hanım. Benim ama videoyu yapayım. Yollarcım o mecbur. Benimkiyle canlı yapamıyor. Kırıldı can. Sohbet çekiyor. Mesela ya ben yapamam. Mana bulmam. Sohbet çekiyor bu. Devam edersen mana bulma bir karıya. Karı kısmı benzermiş kabire değil mi yine? Çok asırı baktım dedim o çat çabucağına kırılarmış. Bırak yine onu kendi kendine kabirde zaten yanık olur. Ne kadar güzel etse güzel. Karı kısmı yüreğmiş kabirde ve yarattı olduğu için kendi tabiatları nasılsa yüreğe kalırmış. O yüzden er kadının kendine göre
az özü var, erkek de bu özü duyulması lazım ve kırıcı sözlerde bulunmaması lazım. Onu sevmesi lazım, onun malının, mülkünü temin etmesi lazım. İşe kadın isterse, kocası da izin vererse gider. Öbür türlü kocası bakmak zorunda onun bagajını, elbisesini, yemesini, içmesini kocası temin etmesi lazım. Zorla işe bir erkek yukarı karısını yollasın. Karısı derse ben gitmeyeceğim işe, tamamen doğal hakkıdır onun. Ondan sonra karının başka hakları da vardır. Mesela karı derse eve istemeyin filan arkadaşı getirme, bu hak ikimize de geçerli. E tabii ki erkek de bu. Bu arkadaşı sokmak eve istemeyin. Yiyemeyim onu falan sokmamaya getirme. Tabii başka yolda, molda ne isterse ya, buraya eve getirin onu derse, sen de getirmemen lazım. Bu ona da geçerli. Bu arkadaşını buraya getirme. Karının erkeğin rahatlıkla sırlarını kurması. Çok önemli bir şey. O sırları herkesine de geçerli. İlle de yatak konusundaki sırları hiç kimseyle paylaşmamak lazım. Bu sadece ikimizin aramızda kalan. Hiç kimseye anlatma. Ne ana, ne baba, ne arkadaş, hiç kimseye. Bunlar sırlar, özel sırları insan kendi kendine hem ikimizde birbirlerine sırlarımızı korumamız lazım. Ondan sonra kadının hakkı onunla eğlenmek. Eve toplanıyor o zaman. Ne zaman bahşiş almak, ne zaman çikolata da olsa onu sevindirmek, gönlünü almak. Eşesini, bagajını, elbisesini, yemesini, içmesini. Onlara anlatalım şimdi. O haklar çok önemli. En önemli hak birincisi erkeğin o karı kocasının namusunu koruması. En önemli hak. Namusunu koruması. Çocukluğa bakması. Onun anasını kendi anası gibi sevmesi. Babasını kendi babası gibi sevmesi. Kısmına, akrabalarına karşı kendi insanları gibi davranmalı. Bu erkeğin hakkı. Ondan sonra kadın hiçbir yere izinsiz giremez. Ancak anasına izin almadan gelir. Pazara, çarşıya izin alması lazım. Kuracı derse gitmeyden gitmez. Ama anasına izin istemiyor. Yok hakkı bir erkek zapt ettirdin, karısını anasına gitti. Orada bir kasaba içerisinde, sana yabancı kasaba, yolculuk şeysi var sana, yürüyüşse fazla yol, o zaman artık kocasından durumuna göre şey yapmak lazım. Evet. Kadının kocasına karşı bir takım vazifeleri var. O vazifeler nedir? Eşi eve geldiğinde güzel yüzle ona, hoş geldin efendim demek. Bunu bazı karlar yapayım, bazıları yapmayayım. Hoş geldin evine, canım, ciğerim. Sen de böyle yap. Her zaman başkasına süslendiğinden fazla kendi kocana süslenmen lazım. Başkaları bırak, sade derler süslenmen. İkincisi, eşinin cübbesini, paltosunu asmak, kocasının meşru isteklerine itiraz etmemek. Anladınız da bu değil mi? Sonra uygun gördüğünü sen anlatabilirsiniz. Başkalarına karşı, ben biraz önce dedim ya, başkalarına karşı süslendiğinden daha fazla kocasına karşı süslenir. Evet, ben bak, kocasına karşı kendini bir yendirmeye bakacak. En güzel, onun hep neşe, hep şey, surat asmadan. Kocasının izinsiz bir yere gitmeleri, bu Toşka'yı anlattık. Kocasının akrabalarına bu Toşka'yı çözdük. Özellikle anasına karşı ikramda bulunmak. Özellikle anasına karşı hocanın suratını çekemedik. Bak ağacık, dinin güzelliğine bak bir kere. Dinlediği sana evlendi mi kaynanana ikramda bulunur. Çok bulmuyorlar bak. Hiç kimse sağlıyor. Nasıl bulmuyorlar? Ama uygularsa var, dinin toç kavanı bu şey çıkmaz. Yani ne diyeyim burada? Vazifesini yaparsa bir gelin, ikramda bulunursa En çok bu toçkayı kullanıyor. En çok bu toçkayı kullanıyor. Aynen. En güzel olmuş. Evet.
kocasının yemek elbise ve yapar. Hazırlama. Kocasından bir muhabbet ortaya borsatın. Nafile anlısı. Ramazan dışına da oruç var. Ama Ramazan ayında kocasının. Ramazan'dan bir şey. Ben dedim ben isteğimizin oruç tutma, kocasından izinsiz oruç tutma. Benim kızlağın yanında genç kız duruyor. Ne tutamaz? Anlayabilecek. Gündüzden belki de. Oruca engel olan başka şeyler olabilir. O yüzden kocasından izin almış. Kocasından Muhammed Aleyhisselam karısından izin almış namaz kılmak. Kim yapacak bu sünneti? Sünnete bak bir kere. Gece yatmasın diye karısınla yatsı namazından sonra hanım senin yanında olamayacağım. Bana izin vereyim mi? Namaz kılayım. İzine bak bir kere. Çünkü erkeğin görevi karısının yanında yatması gecesi. O gelirdi karısına, izin ver bana namaz kılayım. Biz gelene zaman ne istersek o yapıyoruz. Muhammed Aleyhisselam'ın şeyine bak bir kere, büyüklüğüne bak bir kere. Balık baştan kokar mısın bu senin? Hayır, değil öyle. Peygamber mi kokuyor? Yok, sen de. Tövbe aşağı. Tövbe aşağı. Tövbe aşağı. Biz kokuyuz. Aynen. Kocasının sırrını kimseyle paylaşmıyor. Sesini kocasından fazla yükseltmek. Hasan. Bu arkamda kitap var da geçerli. Hepsine de geçerli. Kocasından fazla sesini yükseltmek. Mutoz. Yırtmama kes onu. Mutoz. Nasıl var bunda? Yırtma kendini. Yırtma kendini. Kızım usulü. Çok konuşarak kocasının kafasını da sıkmamak. Karla karla pata 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 toplandı böyle. Dır 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 dır. Aman. Benim bir yukarı çok konuşuyor ki doğrudan. Kocasının malını ve ırzını korumak. Bu toçkayı söyleyeyim. Namusunu korumak. Namahremlere de görmemek. Kocasının izni olmadan kocasının malından bir şey vermemek. Bazı kaynaklar, hiç parası yok, şeysi yok, adı başlıyor adama. Ben adamın bir küçük sıkıntı geliyor başkasına. Sadece psikolojisi de zahip olursa bir koyun, iki koyun, beş koyun adı gene kendi parası var. Anladın mı? Bundan sonra bu paralara gelmez. Kendi malına göre. Arak yaparsan, topalı dönmüş bir şey. Yok bakın onu zırtturmaya yaparsın. Bu karlar da bir şey de tutmuyor. Kendi parası varsa anasından babasından. Ya da kendi çalıştığında o paraya güvenecek. Öbür türlü kocasına güvenip de adak yapmak ya da Allah'ın hepsi değil. Aç be. Kocasının israfa sokmak, nazar olmak olmak yanlış bir şey. Kocasının izni olmadan kocasının malından bir şey vermem. Kocasına dikkat edin şimdi burana bak. Eskilere de söyleyeyim. Devamlı hayırlı duada bulunmak. Bir karı kocasına devamlı hayırlı duada bulunursa o kocasının işi gidermiş. Raz gelir. Devamlı dua yapacak kocana. Allah'ım kocanı koru. İşte orada, burada yardım et ona. Ya Rabbi sen koru bilmem ne. Aklına gelen istekleri kocana dua yap. Çok önemli bir şey. Allah da o zaman razı olarmış. O karının, o ailenin şeyini bereketini de koruyarmış. Evet. İnşallah bunlar ikisi müşterek olur. Karla kocasına dua yapacak erkek de. İkisi de müşterek. Sizin de bir sorunuz var mı? Asana. Senin var mı? Her şeyin şey sıkıntınız varsa hiç sıkılmadan hocam bu doğru mu bu doğru mu gene hocam telefon açabilirsin. Ben yoksam program bir sürü hoca var orada. Ben yoksam babam da var. Neyse şimdi soracağım soru var size. Neydi cevabınız? Evet. Aynen. Hazır mıyız şimdi? Kanka su değil. Sen rahat olma. Adamda da kalk. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ve la sünneti Resulullah. Allah Celle Celaluhu'nun emri. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünneti, ulemamızın içtihadı ve hazır olan şahitlerin şehadetiyle. Meyrem Hanım. Bundan sonra hanım oluyorsunuz. Hanım değiliz. Meyrem Hanım, siz kendi isteğiniz ve hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında olmadan
kararlaştırmış olduğunuz iki birer olup taksitli Mekir'le Nazif oğlu Deniz Bey'i kocalığa aldınız, kabul ettiniz mi? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu'nun emri, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünneti, ulemamızın içtihadı ve kazık olan şahitlerin şehadetiyle Deniz Bey, siz kendi isteğiniz, kimsenin baskısı, etkisi aranızda olmadan kararlaştırmış olduğunuz 2000 euro'lu taksitli mehirle Hasan kızı Meyrem Hanım'ın zevceleye aldınız. Kabul ettiniz mi? Evet, kabul ettim. Bismillahirrahmanirrahim. Sünneti Resulullah. Allah Celle Celaluhu'nun emri. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünneti. Ulemamızın iştikadı ve gazap olan şahitlerin şehadetiyle. Meryem Hanım. Meyrem Hanım. Siz 2000 euro'lu taksitli mekirle Nazif oğlu Deniz Bey'i kocalığa aldınız, kabul ettiniz mi? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu'nun emri. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sünneti. Ulemamızın iştikadı ve kazır olan şahitlerin şehadetiyle. Deniz Bey, siz 2000 euro'luk mehir karşılığında, taksitli mehir karşılığında Hasan kızı Meyrem Hanım'ı zevceleye aldınız, kabul ettiniz mi? Diye sorayım size. Bak benim evim. Kulaklarım lazım duysun. Biraz heyecan lazım. Çünkü sorabilirim. İki kere de ne yapalım? Bismillahirrahmanirrahim. Sünneti Resulullah. Allah Celle Celaluhu'nun emri. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünneti. Ulemamızın içtihadı ve hazır olan şahitlerin şehadetiyle. Meyrem Hanım, siz 2000 euro mehir karşılığında Nazif oğlu Deniz Bey'i kocalığa aldınız. Kabul ettiniz mi? Evet, kabul ettim. Olursan aynısı. Bismillahirrahmanirrahim. Sünneti Resulullah. Allah Celle Celaluhu'nun emri. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünneti. Ulemamızın iştikadı ve hazır olan şahitleri şehadetiyle. Deniz Bey, siz Hasan kızı Mirem Hanım'ı 2000 euro'luk taksitli mehir karşılığında aldınız. Kabul ettiniz mi? Evet, kabul ettim. Duymadık değil mi? Evet, kabul ettim. Maşallah. Siz de şahitler, Allah Celle Celaluhu'nun rızası için bu güzellerin yaptıkları bu nikaha, bu Allah katında şehadet eder misiniz? Evet ederiz. Şahitler, siz de Allah Celle Celaluhu'nun rızası için bu yapılan akde, anlaşmaya, evliliğe gerektiği yerde şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Ben de Allah Celle Celaluhu'nun rızası için zikredilen bu şartlarla nikahınızı kıydım. Buyurun amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahümme cel hazel abde meymunen mübareken ve ceal beynehuma ulfeten ve muhabbeten ve karara. Ve la tec'al beynehuma nefreten ve firara. Allahümme ellif beyne kema ellefte beyne Ademe ve Havva'ya ve kema ellefte beyne Hatice'tel ve kema ellefte beyne Muhammedin ve Hatice'tel Kubra ve kema ellefte beyne Ali'yi ve Fatimah'te Zehra. Allahümme ati lehuma evladen salihan ve rizkan vasiyan ve umreten tavila. Rabbena hablena min ezvacina ve zürriyetina kurraten ayunin ve ec'alil mutakine imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي يا ربي يا ربي. Şu anda huzurunda addedilen nikah ile bu gençlerin kurdukları yuvaya dirlik ve düzenlik, kendilerine daima birlik ve beraber. İstikballerini bayram sevinciyle yaşar, ömür boyu yüzlerini güldür, geçimsizlikten muhafaza edip kimselere gülünç etme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, burada kıyılan nikahı makbul eyle. Bu kardeşlerimizin kalplerine muhabbet, vücutlarına afiyet, rızıklarına bereket, ölmüşlerine rahmet,
Kendilerine de hayat mücadelesinde metanet ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Kendilerine de hayırlı evlatlar ver ya Rabbi. Kendilerini de çocuklarını da dünyada da ahirette de mutluluğa erdir. Daima ticaretten lentebur sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Helal rızık ihsan edip haramlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Her türlü hayırlı muratlara vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Zina afetinden koru, kurulmuş yuvalarını yıkılmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Kendilerini de çocuklarını da İslam'ı yaşayan kullardan eyle ya Rabbi. Amin. İmanlarını kuvvetlendir, ihlaslarını arttır, İslam'a karşı samimiyet ve şuur ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Bizlere de Kur'an-ı Kerim'e göre amel etmeyi, sünneti de hayata tatbik etmeyi cümlemize de nasip eyle ya Rabbi. Amin. Hayvanın fethi, şerlerin defi, gönüllerin murada nail olması için, Allah rızası için El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Şakadan da olsa Deniz seni bıraktım al başını ağana gel dersen iken bozuluyor boşadım seni dersen gitmesi lazım yeni evlilik bıraktım seni dersen öbür odaya geçip de aşamsı karı koca oldun mu kendi kendine nikah tazeledin. Ama seni boşadım dersen nikah bitti, yeni nikah gerekiyor da 3 ay 10 gün sonra. O yüzden şakadan da olsa al başını anana git deme. Kızımız dışarı çık, bu lafı söylersen yeni nikah gerekir. Boşadım seni de hiç kullanma. Evet, şimdi hadi bakalım gelin hanım. Bak kızım buraya imzanı. Gelin, gelin. Ha evet dedi o ne düşünsün? Evet kabul ettim dedi. Geç kaldın Hasan. Geç kaldın Hasan. Oh. Mübarek olsun kızım ben bakayım. Hayırlı uğurlu olsun. Amin. Deniz hadi bakayım seni. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Birinci şahit. Ferdi. Gel de buraya. Ferdi Murat, onun karşısına, ismini karşısına Allah şahitliğini kabul etsin.